Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, burcunuzda bir ay tutulması meydana geliyor. Kuşkusuz çok önemli. Evet sevgili burçtaşlarım, biliyorsunuz ben de bir terazi burcuyum. Şimdi bu tutulma geçtiğimiz Ekim ayındaki tutulmayla bağlantılı olabilir. O dönemde hayatınızda başlayan bir şeyler varsa bu tutulmayla birlikte sonuç alabilmeniz, bazı farkındalıklarla, dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Özellikle terazi deyince tabii ki ilişkiler, işbirlikleri, biraz hayatımızda böyle denge, uyum, huzur arayışları ön planda. Estetik, güzellik, kişisel bakım gibi konular da ön planda. Ve tutulma sırasında Venüs balık burcunda olacak. Yüceldiği bir pozisyon, çok güçlü olduğu bir pozisyon. Birçok gezegen balık burcunda. Günlük hayatınıza, alışkanlıklarınıza biraz dikkat çekiyor. Tabii ki iş, meslek ve çalışma koşullarınıza. Burada bir düzenleme yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlamak olabilir. Ya da çalıştığınız bir işte belki bazı koşulları değiştirebilirsiniz, düzenleri değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sağlık konularına tabii ki dikkat çekiyor. Çünkü özellikle güneşimiz üzerinde bir tutulma oluyorsa ya da yükselen burcumuz üzerinde sağlığımızı çok etkileyebilir. Bedensel yapımızla ilgilidir. Ve üstelik birçok gezegen ve yönetici gezegen de 6. evde olunca burası da sağlık alanı. Demek ki sağlığınızla ilgili konularda bu tutulma öne çıkıyor. Eğer bir sağlık sorununuz varsa ortaya çıkabilir. Görmediğiniz bir şey fark edebilirsiniz. Ve bunu iyileştirmek için de tabii ki kendinize daha fazla ilgilenmeniz gerekecek. Bu sağlık sorununa yol açan konuları bulabilirsiniz. Bu bir yanlış beslenme de olabilir. Yanlış bir tedavi de olabilir. Yaşam koşullarınız, alışkanlıklarınız olabilir. İşte bu sorunları keşfedip çözüm yollarını bulabilirsiniz. O yüzden diyete başlayabilirsiniz. Beslenmenizi değiştirebilirsiniz. Çalışma koşullarınızı değiştirebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Doğru bir tedaviye başlayabilirsiniz. Herhangi bir alanda biraz daha sizin için iyileşmeler. İyileşmek için, yaşam kalitenizi arttırmak için atılacak adımlar söz konusu. Bu bir farkındalık dolunayı aslında. Bununla birlikte duygusal konularda hassas olabilirsiniz. Unutmayın, bu dolunay ve tutulma sırasında Merkür Koç burcunda, aslında Kuzey Düğüm Koç burcunda ve önümüzdeki 8 Nisan'da Koç burcunda da bir güneş tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla ilişki dinamikleriniz de hareketleniyor ve ilişkilerle ilgili bir şeyleri düşünmeniz, tasarlamanız, belki işbirliklerine karar vermeniz ya da eşinizle, partnerinizle, genel olarak yaşam düzeniniz ve alışkanlıklarınızla ilgili ortaklaşa bazı kararlar vermeniz de burada mümkün görünüyor sevgili teraziler. Güzellik, estetik, imaj değişimleri ve benzeri konular için de çok faydalı bir, yani iyi bir dönemdeyiz. Hem retro gezegen yok, hem Venüs çok güçlü. Yani yapmayı düşündüğünüz kendinizle ilgili bir imaj değişimi, böyle bir yani estetik anlamında bir uygulama varsa bu ay tutulması ve ay tutulmasını takip eden günlerde özellikle bu konular biraz daha netleşecek gibi görünüyor. Dikkat çekecek gibi görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan direkt çok kadersel, çok güçlü etkiler alabilirsiniz.